Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan, sizlerin de desteğini bekleyen videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Nereden başlayalım bilmiyorum. Ankara Gücü deplasmanda Balıkesir Spor 2-0 mağlup etti. Ankara Gücü kalan 3 maçta bir puan alması halinde Süper Lig'e yükselecek ki bence yükselen ilk takım diyebiliriz. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Galatasaray'da Rabbim düşmanımın başına versin diyeceğiniz türden bir bela var. Domenech Torrent. Hiç memnun değilim. Sadece bir gol atabildik. Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atıyor. Bizim en çok gol atan oyuncumuz 9 golle Kenem. Bütün sene boyunca hem benimle hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı demiş. Yani Galatasaray'da çok ilginç şeyler oluyor. Oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği için sarı kart görüyor. Markao Sivas maçında cezalı duruma düşmüş ki Sivas'ı biliyorsunuz Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı. Barcelona, Beşiktaş'a karşı. Tabii işin şakasındayım ama. Ben şunu söyleyeyim. İstiklal için Galatasaray'da mutlaka Torrent kalmalı. Yani iyi bir kapançık takımı kurmuş gerçekten de. Bu seneye bu oyunun üstüne çok çok koyarlar. Yani 6'a yakınlarını 11 kişiyle müthiş savunmuşlar. Bir Fenerbahçeli olarak tabii ki devam etmelerini isterim. Ama aynı şekilde bizim Süper Lig'de de rezaletler sezonu. Ya bir hakem maçı erken bitirip oyuncuları soyunma odasına gönderip geri çağırıyorsa bundan daha komik bir olay daha var. Bu olayın aynı ligde, aynı sezonda ikinci kere olması ve bu sezon akıllarda geçerliliğini yitirmiştir. Hani akli dengesi yitik birinin suç işlemesi gibi bir durum bence ortada ama tabii ki takdirini siz değerli kardeşlerim vereceksiniz. Beşiktaş... O da ayrı bir komedi Beşiktaş için. Bakın Beşiktaş'la ilgili de ayrı bir şeyler duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ersin Destanoğlu'na yıllık 5 milyon TL'den yeni sözleşme öneriyor. Bakın yıllık 5 milyon TL'den. Lan kaç alıyor ki 5 önerdiniz? Rıdvan Yılmaz aylık 15 bin TL maaş aldığı iddiaları var. 15 bin TL. Evet evet 15 bin TL. Ersan Başlar'dan 2 TL, 2 bin TL az. Galatasaray mesela seneye Gomis'e 1.7 milyon euro verecek. Hani devre arasında biz almadıydık. Bize de önerdi kendini de. Galatasaray aşkı ağır bastı. Bir de şimdi Galatasaraylılara sorun bakalım ne ağır basacak. İlginç böyle şeyler. Fenerbahçe'ye geçelim ya. Biz sonra bir iki tane daha bir şey söyleyeceğim konu dışı. Fenerbahçe'de başrol Altay Bayındır. Bakın benim sözlerime geliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de Altay Bayındır sırasıyla Kayserispor 1, Galatasaray 2, Göztepe 3, son olarak da Rizespor maçında rakip oyunculara gol izni vermedi. Sakatlığını atlattıktan sonra ligde deplasmanda 2-1 kazanılan Giresunspor maçıyla birlikte Altay Bayındır sahalara dönüyor. Ve Fenerbahçe de sahalara dönüyor bir nevi. Ya Fenerbahçe'nin yakaladığı başarılı çıkışta başrol oynayan oyuncular arasında ilk sırada bence. Şimdi ben Galatasaray'ı eleştiriyorum. Evet. Altay konusunda ya öyle bir istatistik geldi ki nasıl diyeyim size ya? Nasıl diyeyim size? Yani hiç isabetli şutu yok falan filan şu bu diyorlar. Ya inanılmaz ya. Yani inanılmaz. İnanılmaz şeyler. Kesinlikle. Ama Fenerbahçe açısından şunu söyleyeyim. Fenerbahçe açısından şunu kesinlikle ve kesinlikle belirteyim. 1-2 maçı kesinlikle Altay kurtardı. Bak Galatasaray 7 şut çekmiş 5 isabet. Rakip 14 şut 4 isabet ama 1-0 kazanmışlar. Hele ilk yarıda 0'a 0 isabetli şutla bitiriyor. Ben inanamadım. Ha Fenerbahçe Göztepe'yi yani küme düşen ikinci takımı. Resmi olarak küme düşen ikinci takım. Tabii kaldırılmasa falan. 2-0 yendi ama Altay'ın çıkarttığı 2 tane %100'lük pozisyon vardı. Bak Fenerbahçe taraftarı olarak biz bunu çok eleştirdik. Dedik ki ya şöyle böyle şu bu. Yo çok çok ilginç şeyler vardı. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Gerçekten de durum bu. Ama Galatasaray'ın durum bizden daha berbat. Yani bizden çok çok daha berbat. Onu da söyleyin. Şimdi Altay'ın 4 maçta gol yememesi. İsmail Kartal mesela. Şu an Fenerbahçe'de İsmail Kartal konuşulurken ben hatırlarsanız İsmail Kartal'la ilgili bir cümle kurmuştum. İsmail Kartal'ın en büyük şansı ne biliyor musunuz dedim. Ne dediniz? Altay Bayındır. Berke ile devam edilseydi
Şu an İsmail Kartal'ın ruhuna neler okuyordunuz? Hiç kimse yok ben öyle bir şey demezdim demez. Neler okuyordunuz? Ha o da onun şansı. Olacak bir zahmet o da olacak yani. O da bir zahmet olacak. Fenerbahçe'den golcü hamlesi. Gelelim duyumlara. Luis Openda. Openda bu Penza. Tamam çok yakın. İyi topçu. İddialı bir kadro kurmak istiyor ve Vitesse'de de forma giyen Luis Openda gündeme geldi. Kaç yaşında? Hollanda Ligi'nde iyi bir performans. 22 yaşındaki oyuncu 41 maçta 18 gol, 5 asist. Şimdi ne olur lafımı yanlış anlamayın. Lafımı yanlış anlarsanız beni futbol cahili ilan edersiniz. 18 gol, 5 asist değil mi Openda? Bak beni futbol cahili ilan etmeden önce ne olur dinleyin. Biz Openda'nın takımına senenin başında Berisha'yı kiralık versek. Berisha'yı, Mergin Berisha'yı kiralık versek. Zaten oyuncu da orada kiralık Vitesse'de. Asıl takımı Kulüp Brugge bilginiz olsun. Kulüp Brugge'de 2024'e kadar sözleşmesi var. Belki bilmeyen vardır diye söylüyorum. Bak. Vitesse'ye, Mergin Berisha'ya verelim. 3.339 dakika. Çok da büyük iddiaya giriyorum. Berisha daha fazla gol atar. Çünkü Hollanda Ligi açık bir lig. Yani Hollanda Ligi açık bir lig. Ha, oyuncunun şöyle bir özelliği var. Ben bu tip oyuncuları isterim. Niye? Belçika U21'de 15 maç, 13 gol. Boy 1.75. Bak, benim standardıma göre kısa bir forvet. Ama bize orta açınca kafa vuracak forvet lazım değil. O da lazım da yani boş fırsatı bulunca. Bize kütürük eriği gibi forvet lazım. Savunma arkasına top attığı zaman koşacak, edecek, kaleciyle karşı karşıya kaldığı zaman eli ayağına dolaşmayacak. Gözüne far tutulmuş tavşan gibi olmayacak falan. Konferans Ligi'nde 9 maç, 3 gol, 2 asist. Kupada, yani Hollanda Kupası'nda 2 maçta 1 gol, 1 asist. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 maçta 1 gol. Hollanda Ligi'nde 29 maçta 13 gol, 2 asist. Daha düşünülebilir türden bir isim bence. Ama ne kadar düşünülür? Takdir sizin. Haberin detayında diyor ki güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro. Vitesse ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fas asıllı Belçikalı. Yani Fas asıllı Belçikalı eminim bunu duyan hiçbir Fenerbahçe taraftarı istemeyecektir. Çünkü bizde bazen Arapla yani Arap kökenli oyuncular bizde çok iş yapmıyorlar. Ya da öyle bir nefret ettirdiler ki. Fenerbahçe'de Stepne Luis Gustavo. Bilmiyorum bugünkü haberlerde yansıdı mı ama Crespo'nun sakatlığı orta sahada. Zayis Crespo çok iyi gidiyordu. Nazar değdi diyelim. Ya olağan akışında bu. Hani her şeyde nazarla yorumlamamak lazım. Olağan akışında. Futbolcu dişini yani gözünü daldan budaktan sakınmıyor. Yani durum böyle. Şimdi ikisi bu durumdayken şu anda bu mevki için favori Luis Gustavo. Crespo yoksa Gustavo Zaitz olacak. Tutacak mı? Uyacak mı? Gaziantep maçında merak içerisinde bekliyoruz. Ve şöyle bir şey var. Ligde son 4 maçta da olsa kısa süreliğine de olsa forma şansı buldu Gustavo. Ve Gustavo'nun bu mevkide oynaması aslında yani İsmail Kartal'ın da bir nevi şansı. Çünkü denedi. Yani sakatlıktan dönen Gustavo'yu denedi. Kademe kademe, kısım kısım alıştırdı. Umarım işe yarar. Zaten İsmail Kartal'ın Gaziantep maçında muhtemelen taktik idmanda deneyeceği orta üçlü. Hani Gustavo Zaitz, Mert Hakan üçlüsü ya da Gustavo Zaitz, İrfan. Sağda Mert Hakan dener belki. Solda Rossi zaten parselledi orayı. Ya da büyük bir kumar oynayıp Zaitz, Mert Hakan, İrfan ki ben zannetmiyorum Zaitz, Mert Hakan, İrfan oynatacağını. Bir tane çapa lazım oraya. Kusura bakmayın. Ben şunu da söyleyeyim. Ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal geldikten sonra benim bir cümlem vardı. Hatırlatayım. Dedim ki asıl şimdi Luis Gustavo zamanı. Çünkü İsmail Kartal sisteminde bir tane çapa lazım. Bir tane ön libero lazım. Bir tane ön libero lazım. İsmail Kartal sisteminde. Şimdi herkes bir de buraya odaklanmış durumda. Yanlış yere odaklanıyorsunuz. Orta sahayı boş verin. Gustavo Zayis, İrfan Can çatır çatır oynar. Siz savunmaya odaklanın.
Kim Minji yok. Salah'ı sakat. Tisserand, Serdar Aziz'e kaldık. Bak Tisserand, Serdar Aziz. Üçüncü bir stoper yok. Ha üçüncü stoper Gustavo düşünürsün. Gustavo'yu yedek başlatır mısın? Çok sıkıntı. Bak Tisserand, Serdar Aziz iki stoper. Hadi Ferdi bir kanat. Bek. Yedeğini de Çağatay yaparsın. Novak da stoper yedeği olarak kadroda olur. Sağda Samuel Sangare hani bir as bir yedek olur. Orta sahada Ozan Tufan affedilmedi henüz. Belli mi olur belki sürpriz bir af gelir. Onu da bilemeyiz. Hani akıllara bu geliyor. Yani akıllara bu geliyor. Emir Ortakaya mesela altyapıdan şu an altyapıda ama şu an altyapıda ama as takımda muhtemelen yer alacaktır. Ve Cuma günü maç. Bugün idman yapıldı Fenerbahçe'de. Basına kapalı gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, çabukluk hareketlerinden pas çalışması yapıldı. Daran'la çift kale maçta devam ettim. Bireysel çalışmalar. Osayi Samuel ve Mert Hakan çalışmalarını salonda sürdürüyor bir de bugün. Çok ciddi sıkıntı var. Pelkas sakat, Crespo sakat, Salahi sakat. Bunlar tedavilerine devam edildi. Ve yarınki idmanla sürecek. Bakın Mert Hakan ve Osayi'de de sıkıntı var. Hatırlarsanız o maçta bir ayak çekmesi falan olmuştu. Valla Fenerbahçe'nin özellikle Gaziantep maçında tek atması lazım. Bulduğunu, yakaladığını, fırsatı değerlendirmesi lazım. Bu sefer Fenerbahçe'nin ofans gücüne daha çok güvenesi geliyor insanın. Neyi olduğunu da zaten konuşuyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Ozan bu tempoyu kaldırmaz diye bir haberimiz var. Onu da bir okuyayım. Sonrasında devam edeyim. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı ve Beşiktaş'a gitmesi gündemde. Beşiktaşlı kurmaylar da Ozan Tufan için bir karar birliğine varmışlar. Yani Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı mı diyeyim ya da Fenerbahçe'den karar mı diyeyim? Yok Beşiktaş diye. Şimdi Beşiktaşlardan hiçbir girişim yok diyor haberde. Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerian İsmail'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde. Fransız çalıştırıcının ağır antrenmanları ve maç içerisindeki temposunu kaldırabileceği düşünülmeyen Ozan'la ilgili teknik heyetin bir talebi olmadığı belirtildi diyor. Ya Ali Koç böyleyken kimse de financial fair play ve normal fair play'e aykırı davranmaz. Dün bir de bir olay gerçekleşti. İrfan Can demişken unutmayalım. İrfan Can kahveci, Ozan Tufan, Derya Ulu, Nadio Comaneci, Fenerbahçeli Cemil, taçsız kral Pele hepsi bir araya gelmişler. İftarda. Şimdi İrfan Can bir araya gelmiş, fotoğraf çekilmiş Ozan Tufan Mesut Özil ile ilgili bizim taraftar o hain, vatan haini demeye başlamış. Lan oğlum manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Ya manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Bir fıkra var ya hani aslanla boğa akşam yemeğindeymiş. Yani aslan demiş ki ya benim eve gitmem lazım demiş. Müsaadenizle ben kalkıyorum demiş. Boğa demiş ki yahu demiş. Ormanlar kralıyım falan filan diyorsun. Inter Milan diyorsun. Lan gidi lan diyorsun. Lan oğlum sen kalıbın önünde gideniymişsin demiş. Aslan dönmüş demiş ki boğa boğa demiş. Beni senin gibi demiş. Evde inek beklemiyor. Aslan bekliyor oğlum demiş. Bununki de o hesap. Yani ya sizi bak sizi Mesut Özil çağırıyor. Boru çağırmıyor. Mesut Özil la Mesut Özil. Hani bir tık ötesini söylüyorum. Mesut Özil'in bir tık ötesi hani Messi Ronaldo falan yani. Ya Messi Ronaldo'nun falan seni akşam yemeğine çağırması gibi bir şey ya. Ya istediği kadar formu düşük olsun Mesut lan. Mesut Özil lan bu. Messi Paris Saint-Germain'de nal topluyor. Ne oldu Ronaldo'yu atıp tutuyordunuz. Adam Premier Lig'de de yüzü geçti. İşte İspanya'da da yüzü geçti. İtalya'da da yüzü geçti. Yani yüz golü geçti. Adam ikon, marka. Messi Paris Saint-Germain'e gitti. Paris Saint-Germain yani açık ara şampiyon olan takımı ligin nal topluyor. Ha İsmail Kartal'ı çağırsalar o da giderdi ha haberiniz olsun. Şu polemiklerden çıkın ya. Polemiklerden çıkın. Ben şunu söyleyeyim. Ozan ve yani Ozan Tufan ve Mesut Özil affedilecek mi? Yani affedilecek mi? Benim kesin bir kuralım var. Biliyorsunuz.
Ya da şöyle söyleyeyim. Ozan ve Mesut Özil affedilecek mi? İrfan Can Kahveci kadro dışı mı? Yani onu da söyleyeyim. Değil mi? Şu an kafalarda bu var. Ozan, işte İrfan da yer aldı. Ya arkadaşlar. Ben güzel bir ankete sundum. Sordum. Üyelere de sordum. Danıştım. Herkes şu fikirde. Hocam çocuk oyuncağı değil böyle. Affettik affetmedik falan. Geçiniz diyor. Takımı niye yalnız bıraktılarsa. Ya o açıklansın ya da bu diyor. Ben sadece Ozan'la Mesut'la ilgili şunu söyleyeyim. Rabbim transfer şansı versin ikisine de. Fenerbahçe'ye de transfer şansı versin. Ne bileyim. Dangoç'un biri desin ki ya biz Ozan'ı biliyoruz. Çok iyi topçu. Alın 5-5,5 milyon euro, 6 milyon euro artık ne zıkkımsa vereyim. Mesut Özil. O bir ikon. İşte Amerika'ya alacağız, Suriye'ye, Lübnan'a alacağız fark etmez. Alın bir 5-10 milyon da, euro da ona dersem alın size şans. Ozan için 4 milyon euroyu getiren alır. Mesut için 1-2 milyon euro dahi olsa getirin, ikna edin, alın. Önümüzdeki sene planlaması yok. Hocam Löw gelirse affeder. Löw gelirse Ozan depara kalkar. Löw gelirse Mesut uçar. Ben Löw gelirse Mesut'u istemeyeceği görüşündeyim ha, onu da belirteyim. Bence Löw gelirse Crespo, Ozan, Zayt, Mert Hakan 4. Arda Güler 5, İrfan Can 6. Oraya belki bir Dinamo daha istesem orta sahayı bence böyle bir merkezde isteyebilir. Ha, Löw'den bahsediyoruz. Sosa'nın zaten sözleşme sezon sonu bitiyor. Ama bu kadroda yer alır. Bak orta sahada Gustavo 1 oynatabileceğin Gaziantep maçında. Zayt 2, Mert Hakan 3, Arda Güler 4. Hani İrfan Can 5 diyeyim. Sosa bence yedeklerde olur. Kanatlarda Rossi'yi oynatabilirsin. 1. Burak Kapacak yedeklerde olur muhtemelen. Valencia'yı oynatabilirsin. 2. Berisha, Serdar Dursun var. Çok kısıtlı bir kadroyla oynayacak Fenerbahçe. Gaziantep maçında aynı şekilde Beşiktaş maçı da öyle olacak. İnşallah Beşiktaş 4-5 tane sarı kart cezası falan verir. Ne bileyim kırmızı yiyen bir dangoç çıkar. Bize karşı oynamaz. Hani falan filan. Anlatabiliyor muyum? Ha bizim taraftar sığ düşünüyor. Bir kardeş demiş ya orada yazmış. Hocam diyor. Vitor Pereira gittikten sonra diyor işte Jorge Jesus gelse. Jorge Jesus gelse. Hocam bir Portekizli gidip bir Portekizli geldikten sonra ne anladık biz bu işten diyor. Ya arkadaş bu kadar sığ düşünmeyin. Gözünüzü seveyim ya. Ya gözünüzü seveyim ya. Hani bir memleketin bir ürünü olur. Bir ürünü daha olur. İkisini de aynı memleketin ürünü diye kıyaslamak çok saçma. Yapmayın etmeyin gözünü seveyim. Peki hocam Ozan Mesut affedilecek mi? Senin tezin neydi? Benim tezimi hatırlatayım. Kötü gidiş olmadığı müddetçe affedilmezler. Sezon bitir. Biter. Sezon biter. Bitirilir. Tamamlanır. Kötü gidişini Allah göstermesin kötü gidişi. Ya dilim varmıyor söylemeye. Ama kötü gidiş olmadığı müddetçe sezon sonuna kadar affedilmezler. Hocam menajer araya girdi şu bu. Ali Koç bunların hepsini göze almıştır. Bakın. 34 maç. Konya'da maşallah iyi gidiyor. Kalan maçlarda Konya'nın maçları bizden daha kolay. Karagümrük'te oynuyorlar. Hadi Volkan yap bir şey. Değil mi? Antalya ile oynuyor. Biz Beşiktaş'tan oynarken onlar Antalya'dan oynayacak mesela. Yani zorluk derecesi hemen hemen aynı. Antalya deplasmanındalar bir de. Gerçi Antalya Konya'yı sever. Sonrasında Hatay'la içerideler. Hatay çok rezil bir durumda. Belli olmaz yani Mayıs ayında belki biraz oynayalım derler. Yoksa Hatay çok rezil bir durumda. Son haftada zaten biz ligden düşmüş Malatya'yla oynarken Beşiktaş deplasmanındalar. Ya belki Konya'nın ikinci olmasını kendileri sağlayacaklar. Bir Beşiktaş'a yenilecekler belki. Bir işte Hatay'a yenilecekler belki. Arka arkaya belki 4 maçın 4'ünü de kaybedecekler. Bilinmez. Ya bir Karagümrük'e yenilecekler belki. İnşallah kaybetsinler. Fenerbahçe Cuma günü. Çok güzel bir senaryo şu. Fenerbahçe Cuma kazanır. Konya kaybeder. Puan farkı 4. Sonrasında zaten o 4 puan kapanmaz zannetmiyorum. Fenerbahçe ligi ikinci değil garantilemiş olur. Şu performansta gidiyor Fenerbahçe sıkıntı yok. Sakatlar çok sıkıntı. İrfan'la ilgili de bunu söyledim. Ha en ufak bir sıkıntı olsa hocam en ufak bir sıkıntılı sonuçta affedilecek mi? Böyle bir bilgi mi var? Böyle bir bilgi yok. Bana gelen bilgi sezon sonuna kadar ikisi de affedilmeyecek. %100 bilgi diyor. Yani %100 duyum diyor. Ama ben %100 duyum dediğim zaman arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Kesin bir şey vardır. Videoyu izlemiyorlar. Kapak resmine bakıyorlar. Başlığa bakıyorlar. Kesin bir şey vardır. Şöyledir, böyledir. Onu da sizin vicdanınıza bırakıyorum. Bu hafta sonu büyük ihtimalle
Ligden düşen takımlar %100 belli olacak. Şampiyon takım zaten %100 belli. %1 milyon belli. Yani %1 milyon belli. Düşecekler de bu hafta netleştiği zaman, hele hele Giresun Adana Demirspor'u inşallah farklı yensin Cuma günü. Kazansın, ligde kaldığını garantilesin. Evli evine, köylü köyüne. Çünkü Altay, Rize, Hatay deplasmanında Altay, Göztepe deplasmanında Rize. Bakalım neler olacak. Birlikte izleyeceğiz. Birlikte değerlendireceğiz. Ama düşen belli. Şampiyon olan belli. Orta sıralar 3 aşağı 5 yukarı sıralama belli. Bak, Konya takılırsa 1-2 maç. Konya Başakşehir belki tandem yapabilir. Adana Demir'in ben kalacağını zannetmiyorum. Beşiktaş kupadan da elendi. Belki ilk dördü zorlamak adına bir şeyler yapar diye düşünüyorum ama o da zor. O da zor. O da çok çok zor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Hep birlikte merak içerisinde izleyeceğiz. Ama dediğim gibi bana söylenen bu. Şu Luis Openda için de ben size başka bir şey söyleyeyim. O arkadaşı beklemeyin ama kovalanan birkaç forvet var. Tecrübeli ya da genç, parlama potansiyeli olan birkaç genç var. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Videomuza bir beğeniyi çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden bir kadro ver hocam. Vereyim. Altay. Osayi, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi. 4. Gustavo Crespo'dun. Keşke iyileşsin. Ama Crespo ile ilgili de bir sürpriz söyleyeyim. Beklendiği gibi sezonu kapatmayabilir. Ben bunu şuraya asayım. Tık diye dursun oradan. Gustavo, Zayt, İrfan Can, sağda Mert Hakan, solda Rossi, forvette Serdar Dursun. Ama maç gününe yakın merkez üçlü Gustavo, Zayt, Mert Hakan olup sağda İrfan, solda Rossi, forvette Serdar Dursun da olabilir. Sağda Valencia, merkezde İrfan, solda Rossi, forvette Serdar Dursun olabilir. Hani Kadıköy büyüsü, ilk 45 dakikadan şeyi bitireyim, rölantiye gideyim kadrosu çıkabilir. Bunlar İsmail Kartal'ın görüşü. 3 kadrodan bence en mantıklısı 1. kadro. En azından istikrar yakalandı. Burak Kapacak da, Çağatay Kurukalp da bir sakatlık şu bu olmasa yedeklerde yer alacaktır. %100 diye düşünüyorum. Emir Ortakaya'nın da yer alacağını düşünüyorum. İlginç bir olay olacaktır. Allah Fenerbahçe'ye şans versin. Şu kalan 4 maçın 4'ünü de alalım da. Yani diğer rakipler bizim umurumuzda değil. Ne oluyorsa olsun, kazanan Fenerbahçe olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.